Hoş gelmişsin Zühre Hanım. Buyur Emir'in. Zehra Hanım'la görüşmek istiyorum. Tabii tabii Emir'in olur. Şehirdeki evdeler. Buyurun götüreyim sizi. Siz şöyle buyurun ben haber vereyim. Hoş geldin kızım. Şöyle buyurmaz mısın? Babanın uğradığı kazaya çok üzüldüm. Ailece çok üzüldük. Hastaneye ziyaretine gelmek istedim. İnan olsun gelecektim. Sonra yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anlıyorsun değil mi? Evet efendim. Önce sizinle hesaplaşmak istiyorum. Mahkemede karşı tarafın avukatıydım. Görevim onlar adına hareket etmekti. Beni anlamanızı rica ediyorum. Tabii kızım. Oğlunuzu gerçekten cani sanıyordum. Mahkemeden sonra da sürdürdüm araştırmayı. Ona haksızlık ettiğimi anladım. Sağ ol kızım. Yiğit kızmışsın. Babamla ve amcamla bazı görüşmeleriniz olmuş benim hakkımda. Evet kızım. Seni babandan istedim. Hem kaç kere ayağına gittim, rica ettim. Gel dost olalım. Aramızda hiç borç ilişkisi kalmasın dedim. Bir kalemde silip atayım. Sana haksızlık ettim. Çok pişmanım dedim. Gel bu dostluğu bir evlenme, bir aile bağıyla perçinleyelim dedim. Seni oğlum Salih'e almak istedim. Hep reddetti beni. Hata etmiş. Bu anlattıklarınızdan benim hiç haberim olmadı. Ne babam ne amcam hiçbir şey söylemediler bana. Haberim olsaydı... Haberin olsaydı ne derdin? Oğlunuzla evlenmeyi şeref kabul ederdim. Yanlış anlamadım ya. Hayır. Yani oğlumla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bundan sonra öz kızımsın benim. Nasıl yaparsın bunu? Baban işittiği an yüreğine inecek. Babam hiçbir zaman işitmeyecek amca. Hiç kendini aldatma. Babam hep böyle felçli yaşayacak. Bu yaptığın cinayet. Hayır. Cinayeti onlar işlediler. Babamı o hale onlar soktular. Ve ben o cinayetin hesabını soracağım onlardan. Kendini feda ederek mi? Evet amca. Çok seviyorum. Beni anlamaya çalış. Ve lütfen beni suçlama. Çok mutluyum anne. İnanamazsın. Kimse inanmaz. Hiç gözümün önünden gitmiyor o. Her an. Hep onu düşündüm bunca zaman. Kaç kere yaklaşmak istedim ona. Hep kaçtı. Reddetti beni. Ama şimdi... Bambaşka bir insan olacağım anne. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. İnanıyorum oğlum.
Sana inanıyorum. İyileşeceğim anne. İnan bana, iyileşeceğim. İnşallah oğlum. İnşallah. Aslan oğlum benim. Sana inanıyorum. Ben inanmıyorum. Ne demek oluyor o? İnanmıyorum hanım. Bugüne kadar hep can düşmanıydılar size. Babası kendi canına kıymak istedi, kurtuldu. Ama ömür boyu felçli kalacak. Parmağını bile oynatamayacak. Konuşamayacak. Bu kız babasının o halini sizden bilmez mi? 2 senedir bir an peşini bırakmadım Salih'in. Kaç kere yolunu bekledi kızın. Kaç kere karşısına çıktı. Her seferinde kovdu onu. Yanından kovdu. Şimdi birdenbire mi hidayete erdi? Ben korkuyorum hanım. Söylemedi deme. Pişman oldum. Ona haksızlık etmişim diyor. Demesi kolay. Samimi olarak söylemesi zor hanım. Dediğin gibi bile olsa ne yapabilir ki bize? Boşuna kuruntu seninki. Salih'im çok mutlu. Hayatımda onu hiç bu kadar bahtiyar görmedim. Oğlum için kendimi cehennem ateşinde bile yakarım. O benim sevgili oğlum. Yaptıklarımdan dolayı nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Unutalım olmaz mı? Söylemesi kolay. Tam bir it gibi davrandım. Çok pişmanım. Bundan sonra bambaşka bir insan olacağım. Göreceksin. Eminim. Annem Kemal'le beraber idare edeceksiniz işleri diyor. Şimdiye kadar hep Kemal yürütüyordu şirketi. Kısa zamanda her şeyi öğrenirsin diyor. Çok iyi çocuktur Kemal. Evet. Gerçekten öyle. Aklı başında bir genç. Hiç bana benzemiyor değil mi? Ne zaman götüreceksin beni babanın elini öpmeye? Şimdi gidemeyiz. Felçli. Konuşamıyor. Parmağını bile oynatamıyor. Bir kardeşiniz daha var. Nerede şimdi? Metin. Üvey kardeşimizdir. Benden küçük. Babam ölünce çekti gitti Almanya'ya. Annemle hiç geçinemezdi. Her şeyin 1/4 hissesi onun. Almanya'daki işleri çok iyiymiş. Annemin ödü kopuyor bir gün karşısına dikilip hissesini isteyecek diye. Düğüne gelecek tabii. Düğün olmayacak. Düğün olmayacak. Bütün çevreye rezil oluruz. Buraların en eski ailesiyiz biz. Geleneklerimiz var, dostlarımız var. Herkes bizden şerefimizle, servetimizle uygun bir düğün bekler. Bu bizim onlara karşı vazifemiz. Aile şerefimiz. Özür dilerim. Ben düğün istemiyorum. Makul ol kızım. Bizim adetlerimiz neyse ona uyacaksın. Babam belki de hiçbir zaman iyileşmeyecek. Felçli. Çok acı çekiyor. O bu haldeyken ben gelinlik giyip herkesin ortasında eğlenemem. Her ailenin, her yörenin bir geleneği vardır. Düğün bir ailenin şerefini simgeler. Bilmez misin? Aileye ve babaya saygı da yörenin ve ailelerin şerefidir. Üstelik babamın bu feci halinden ben sorumlu değilim. Hiçbir gösteriş eğlence istemiyorum. Davetli de istemiyorum. Aile içinde basit bir tören, hepsi o kadar. Bu imkansız. Kabul edemem. Ben de söylediklerinizi kabul edemem. Ben de Zühre gibi düşünüyorum anne. Lütfen anne. Lütfen. İstediğiniz gibi olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Siz aranıza karar verirsiniz.
Bu onlara olan borcumuzun bütün faizleriyle birlikte ödendiğine dair belge. Bu tapu, bundan önce borcumuza karşılık elimizden aldıkları toprakların tapuları. Evvelki gün beni çağırdı yanına. Sanki dünyaları bağışlıyormuş gibi verdi bunları. Al bunları kızım. Sizden aldığım toprakların tapuları. Bize hiçbir borcunuz kalmadığına dair belgeler bunlar. Bundan sonra iki aile arasında borç değil, sadece dostluk münasebeti olacak. Bazı konular vardır ki sadece kadınlar arasında konuşulur. Senin annen sağ olmadığı için bunları seninle konuşmak zorunda kaldım. Oğlum Salih benim hayattaki tek sevgim, tek tutkum. Onun için hayatta yapamayacağım hiçbir fedakarlık yok. O istedi diye düğün yapmıyorum. Nikahı aile içinde davetsiz bir törenle geçiştiriyorum. Ve şunu bil ki ben hiçbir zaman arzularıma ve emirlerime karşı çıkılmasına müsaade etmem. Bir daha aile içi davranışlarında bunu unutma. Hiç unutma. Nikah günü için konuştunuz mu aranızda? En kısa zamanda efendim. Ne demek oluyor? Bilmem, bir hafta içinde. Siz çıldırmışsınız. Bir mahsur mu var efendim? Çeyizin. Benim için hiç önemi yok. Ama benim için var. Zehra Hanım oğlunu ve gelinini sultanlar gibi donatmadan evlendirdi dedirtmem kendime. Ölürüm dedirtmem. Salih'le seni yanıma alıp İstanbul'a gideceğim. Hiç itiraz etmeyeceksin. Şehirdeki büyük konağı size bırakacağım. Git zevkine göre döşet. Yazlık olarak bağ köşkünü size bağışlayacağım. İstediğin dekoratörü tut. Hiç kaçınma masraftan. Sadece emret, anladın mı? Emret. Zehra Hanım'ın gelini rica etmez, emreder. İstanbul'a gittiğinizde ihtiyaçlarınızın bir kısmını oradan alacaksınız. Kışa doğru Avrupa'ya gider üstünü tamamlarsınız. Çekilebilir miyim? Nasıl istersen. Bir dakika. Şehirdeki konağın tapusunu senin üstüne çevireceğim yüz görümlü olarak. Sağ olun efendim. Seni hiç affetmeyeceğim Zühre. Affedeceksin amca. Göreceksin. Onlardan intikamımı alacağım. Yılan gibi bakıyor insanın gözlerinin içine. Bazen içime ürperti geliyor. Dik kafalı. Nemrut. Hayatta ilk defa biri benim emirlerime karşı çıktı. Oğlumun hatırı olmasa bir saniye durmaz kovardım. Hanım, konuştunuz mu doktorla? Bu haliyle evlenmesi doğru değil. Oğlunuz hasta, ruh hastası. O kıza karşı olan aşkına saygı duyuyorum. Ama hasta. Hayır, iyileşecek. Hata ediyorsunuz. Mani olun bu evlenmeye. Hem oğlunuza hem de o kıza yazık olur. Çok yazık olur. Oğluma dünyanın bütün zühreleri feda olsun. Thank you.
Alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Bakma sen annemin öyle dik dik konuşmasına. Çok iyi kadındır. Zamanla çok seveceksin. Tabii. Evlenir evlenmez önce bir seyahate çıkarız seninle. Aklına neresi geliyorsa. Paris, Londra, New York. İstersen Rio'ya kadar da uzanırız. En lüks yerlerde kalırız. Ha bak, dönünce ben şirkette çalışacağım. Kemal'le beraber. Çok çalışacağım, çok. Benim başarılarımla övüneceksin. İçki, kumarı hep bırakacağım. Yemin ederim. El sürmeyeceğim. İkisine de. Sana layık olmaya çalışacağım. Bütün gücümle çalışacağım. Annemle yarın birkaç yere uğrayacağız. Alışverişi kendi başına yaparsın değil mi? Hı? Tabii. Siz işinize bakın. Bu haliyle evlenmesi risk olur. Ben oğluma inanıyorum. Ben de tıbba inanıyorum hanımefendi. İyi günler efendim. Bu gibi hastaların anlattıklarına inanmayın hanımefendi. Ben inanıyorum. Ben oğluma inanıyorum. Bir süre tedavi görmesi lazım. En az 1-2 sene. Hayır. Oğlum şu anda çok mutlu. Hiçbir tedavi bu mutluluğun yerine geçemez. Siz gidin istediğiniz arabayı seçin dedi annem. En son model olsun dedi. Bilirsin bizim oralarda araba çok önemlidir. Sen ailenin gelini olacaksın. En kral araba olmalı altında. Geldin. Mahkemeden sonra birbirinizi hiç görmediniz. Metin kardeşim. Zühre'yi tanıyorsun değil mi?
Nasıl unutabilirsin ki? Ne hayırsız şeysin sen böyle. 2 seneyi geçti gidişin. İnsan bir telefon eder, mektup yazar. Başımı kaşıyacak halim yoktu. Bir gün bile boş kalmadım. Dünyanın 4 bir tarafını dolaştım çılgınlar gibi. Yalnız siz değil. Başkaları da beni ilgisizlikle suçladılar herhalde. Bu defa kolay kolay bırakmayız seni. Bazı eski hatıraları da tazelerim kalırsam. İyi ya, ne güzel oğlum. Hiç de güzel değil. Acı hatıralar. Çok acı hatıralar. Çok heyecanlıyım. Salih nerede? Giyiniyor. Neredeyse iner.
Ben ormanda yürüyüşe çıkıyorum. Biz de gelelim. Kemal sen benimle gel. Gelirim ama şirkette yapılacak çok iş var. Bundan sonra Salih'le birlikte çalışacaklar şirkette. İyi düşünmüşsünüz. Biz de çıkalım yürüyüşe. Metin bana bir tüfek getirmiş. Harika bir şey. Birkaç atış yaparım. Hadi biz de gidelim. Ama oğlum bugün sizin uğramanız gereken yerler var. Gene gideriz canım. Bir saat bu topu topu. Hadi Zühre, hadi kırma beni. Hatırım için. Buyurun. Niçin yaptım bunu? Çok güvenmiştim sana. Küstahlığın bu derecesi olamaz. Asıl ben sana güvenmiştim. Önceleri birkaç kere aradın. Sonra araya gittikçe uzayan fasılalar koydun. Son 6 ayda tek bir haber alamadım senden. Tesadüfen karşına çıkmasaydım gene alamayacaktım. Sen bencil bir yalancısın. Adi, aşağılık bir yalancı. İki makine arasında kaldım. Tam parçalanacakken zor kurtardılar beni. 6 ay içinde 4 kere ameliyat ettiler. Sonra 6 ay belimde çelik korseyle dolaştım. Bir daha hiç iyileşemeyeceğimi zannediyordum. Doktorlar da umut vermiyorlardı. Sonra son bir ameliyat geçirdim. Çelik yelek ve koltuk değneğinden kurtuldum. Normal yaşama döndüm. Ama göğsümdeki, sırtımdaki o iğrenç yaraları ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Bu halimle nasıl senin önüne çıkardım? Ne fark ederdi ki? Çok utandım. Çok mücadele ettim kendi kendimle. Her şeyi açıkça sana bildirmek istedim. Yapamadım. Utancımdan yapamadım. Senden hiç haber alamadan yaşamanın bana ne kadar acı geldiğini düşünebiliyor musun? O sakat halimle senin karşına çıkıp senden aşk dilenmenin ne kadar iğrenç bir bencillik olduğunu düşünebiliyor musun? Sen kendine acımışsın. Bana hiç acımamışsın. Sana olan sevgimden, saygımdan gelemezdim yanına. Sen benim için erişilmeyecek kadar güzel bir hayaldin. Çok seviyordum seni. Senin sevgini özlüyordum. Merhametini değil. Yapmayacaktın. O kapkaranlık hastane gecelerinde hep seni düşündüm. Seni çok seviyorum Zühre. Niçin feda ettin kendini? Kimin uğruna yaptın bu fedakarlığı?
bilinçli olarak onunla evlenmiş olamazsın. Bana bunları sormana müsaade etmiyorum. Bıkmadan, usanmadan hep soracağım. Harika bir tüfek. Çok teşekkür ederim. Ya siz niye böyle duruyorsunuz? Ne var senin? Bir şeye mi üzüldün? Babasından bahsediyordu bana. Ha evet, yazık. Çok yazık. Ben de çok üzüldüm. Biliyor musun? Hala daha babasının elini öpmeye gitmedik. Ne zaman söylesem bir bahane buluyor. Çok hasta. Doktor hiç heyecanlanmaması gerektiğini söyledi. Düzelince gideriz. Hayır, hiçbir zaman düzelmeyecek. Düzelir, düzelir. Baban Salih'le evlendiğini biliyor mu? Niçin evlendin onunla? Eve dönelim. Nasıl istersen. Evet, dönelim. Bu akşam hepinizle görüşmek istediğim bir konu var. Kemal de rica ettim. O da erken dönecek. Neymiş bizimle görüşmek istediğin o kadar önemli konu? Hissemi sizlere satıp ayrılmak istiyorum. Çıldırdın mı sen? Mecburum. İmkansız bu. Kesinlikle müsaade edemem. Çok özür dilerim. Mecburum dedim. Büyük yatırımlara giriştim. Bana mı sordun o yatırımlara girerken? Bunun için sizden izin almak gerektiğini bilmiyordum. Kaç ay sürer senin hisselerini ayırmak biliyor musun? Ben bir ayda yaptırırım. Laf! Her yerin, her toprağın, her tarlanın ayrı bir değeri var. Her dönüm toprağın verimi başka. Üzerlerinde bu kadar ev var, müştemilat var. Sonra şirketin yatırımları, ortaklıkları, çiftlikler. Bunların sayımı bir sene sürer, bilmez misin? Bütün hesaplar senin elinden geçiyor. Konuşsana, olmayacağını anlatsana. Ben bir ayda bütün ayrımı yaparım anne. Aptal, aptal. Nasıl yaparmışsın? Bana bak Metin. Para mı lazım sana? Evet. Vazgeç bu ayrılma işinden. Ne kadar lazımsa söyle, ben vereyim. Sonra hesabından düşeriz. Bana lazım olan parayı siz karşılayamazsınız. Paramla karşılayamayacağım hiçbir şey yoktur benim. Sizi üzmek istemem. Ya annem kabul etmezse ne olacak? Bunu almaya mecburum. Mahkemeye mi gideceksin? Üvey annene ve kardeşlerine karşı mahkemeye mi gideceksin? Tut ki gittin. O mahkemeyi kaç ay süründürür annem biliyor musun? Senin torunlarının ihtiyarlığına bile yetişmez bu dava. Gel akıllıca düşün. Benim annem, senin üvey annen ama hayatta öz annen kadar yakın olmuş sana. O ne diyorsa yap. İstediğin parayı versin, işini gör. Sonra yavaş yavaş, ufak ufak ödersin. Ama toprakları bölmeye, hele sattırmaya kalkma. Benden iyi bilirsin. Toprak namustur. Evet, namustur. Benim babamın da topraklarını elinden almak istediler. Toprak benim namusum dedi. İntihar etti. O iş başka. Hayır, hep aynı konu. Ne demek istiyorsun sen? Hakkını vermek gerek diyorum. Ben hukukçuyum. Bazı şeyleri size hatırlatmak isterim. Eğer Metin Bey ayrılmak istiyorsa ve bunu kanuni yoldan yapmaya kalkarsa, bunu çok kısa bir sürede başarabilir. Ben Zehra Hanım'ın toprakları haraç mezat satıldı dedirtmem kendime.
Hakkınız var. O acıyı ben de babam da çok iyi biliriz. Hep babana örnek gösteriyorsun. O dava kapandı. Bana ve kardeşlerine bu kötülüğü yapamazsın. Bu kötülük değil ki. Çok tabii bir hak. Uygarca, efendice halledilecek basit bir iş. Evet efendim. Sen karışma. Kızmana lüzum yok anne. Zühre doğru söylüyor. Hangi cesaretle annene karşı çıkıyorsun sen? Metin abim ayrılmak istiyorsa bu onun hakkıdır. Ne susuyorsun? Söyleyecek lafın yok mu senin? Konuşsana. İyi düşünmeden konuşmuşum demin. Verelim Metin'in hakkını. Sakın bana darılmayın. Ben de sizin bir evladınız sayılırım. Hep öyle kalacağım. İlk defa hayatta çocuklarım karşı çıktılar bana. Buna sen sebep oldun. Bir daha önüme dikileyim deme gelin. Ezerim seni. Çok fena ezerim. Bir an olsun çıkmadın aklımdan. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Sağ ol. Sağ ol. Bütün gece düşündüm. Zorla güzellik olmaz. Halim abinin rahmetli eşim senin de baban. Bu aileyi o kurdu. Bugünlere o getirdi. Bugünkü servetimizi, itibarımızı ona borçluyuz. O vefat edince ben yürüttüm o işleri. Ben sürdürdüm ağalığımızı. Onun bıraktıklarına çok şeyler ekledim. Onun namını ben yürüttüm. İnkar mı edeceksin? Ne haddim efendim? Şimdi 50 senede kurulmuş bu mülk, bu efsane bölünsün diyorsun. Ben sadece... Hayır. Bahane kabul etmiyorum. Bu yaptığın babanın ruhuna hürmetsizlik. Aile şerefimize vurulacak bir leke. Asla. Karşı çıkma. Sen babanın eserine, mirasına saygısızlık ediyorsun. Ama itiraz etmiyorum. Kemal. Buyur anne. Metin'in hakkını ayırmak senin işin. Beraber çalışın. En kısa zamanda bitirin, bana getirin. Tamam. Ben kanuni işlemleri yaptırırım. Niçin Zühre'ye yaptırmıyorsun? Ben avukatlarımıza yaptırırım. Zühre yapsın anne. Bu işin dışarı sızmaması lazım. Ben de yardım ederim Kemal'e. Metin nasılsa bizimle olacak. Zühre'yi de alırız yanımıza. En kısa zamanda hallederiz. Değil mi? Tabii yaparım. Bu benim şirketteki ilk işim olacak. Tamam değil mi anne?
Tabii oğlum, tabii.